Kanal 3 ekranlarından mutlu sabahlar değerli izleyenler. Bugün 8 Eylül Cuma, hafta içinin son gününde Kanal 3'te sabah programıyla karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi 9 Eylül'de 100. yaşına girecek. Kutlamalarda tüm hızıyla devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. yılına özel hazırlanan o video geliyor ekranlarınıza. Geçmişin mirasıyla yeni yüzyıla. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yaşında. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal kapitülasyon çıkışı yaptı. İzliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası geçtiğimiz Temmuz ayında bu yıl sonu için enflasyon tahminini %22,3'ten %58'e, 2024 yılı için enflasyon tahminini %8,8'den %33'e yükseltip gıda enflasyonunun yıl sonunda %61,5 olacağını öngördüğünü duyurdu. Şimdi bakıyorum maaş artışlarına. 2024 yılının ilk 6 ayında memura ve emekliye %15, ikinci 6 ayında %10, 2025'in ilk 6 ayında %6, ikinci 6 ayında %5 zam yapılması karara bağlandı. TÜİK'in açıkladığı enflasyonu geçtik. Merkez Bankası'nın açıkladığı yıl sonu enflasyon rakamlarına göre bile artış yapılmadı. Memuru, işçiyi, emekliyi, asgari ücretliyi sefalete mahkum eden işte AKP'nin yeni yüzyılının tablosudur bu. Halkını sefalete sürükleyen saray hükümeti şimdi de Lozan Anlaşması'yla kaldırılan kapitülasyonları yeniden devreye sokmaya çalışıyor. Seçim dönemi, seçim yatırımı için halkın parasını har vurup harman savuran AKP, Körfez turuna çıkıp tok hediye edip karşılığında top almıştı. Şimdi de Birleşik Arap Emirlikleri'nden ithal edilen birçok üründen gümrük vergisini kaldırdı. Bugün YKS 833.sü Boğaziçi Üniversitesi'ne giremedi. Neden? Yabancı öğrencilere kontenjan ayrıldığı için. Ne oluyor? YÖK bir yönetmelik çıkartıyor. Ek kontenjan çıkartıyor. Yabancı öğrenciler Türkçe dahi bilmelerine gerek kalmaksızın bu YÖS denilen çok basit bir sınavla, yabancı öğrencilere uygulanan bir sınavla Türkiye'deki devlet üniversitelerine yerleşebiliyorlar. Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Milliyetçi Hareket Partili belediyelerin kredi talepleri konusunda istişarelerde bulunuldu. Ankara'da yoğun mesaisine devam eden milletvekili Mehmet Taytak, İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk'ü makamında ziyaret ederek belediyelerin talep ve istekleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyarette konuşan Taytak, belediye başkanlarımız seçim öncesi verdiği sözlerin birçoğunu çok şükür gerçekleştirdiler. Önümüzdeki yerel seçim öncesi, başkanlarımızın hayata geçirmeyi düşündüğü diğer projeler için genel müdürümüzden destek istedik. Genel müdürümüzden kalan projeler için sözümüzü aldık. Kendisi Afyonkarahisar ilimize hizmet vermek ve belediyelerimizin halkımıza daha iyi hizmet götürebilmeleri için yaptıkları projelere destek vereceklerini ifade etti. Dedi. Ziyaret sonrası milletvekili Mehmet Taytak, İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk'e Afyon mermerinden yapılmış haşhaş motifli Türk bayrağı hediye etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan orta vadeli program hedeflerini değerlendiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jacques Eskinazi bakın nelere dikkat çekti. Eskinazi yazılı bir açıklama yaparak orta vadeli ekonomik programı değerlendirdi.
Türkiye'nin son dönemde açıkladığı orta vadeli programların, gerçekleşmelerinin hedeflerinin uzağında kaldığına vurgu yapan eski Nazi, dünya genelinde uygulaması olmayan Türkiye ekonomi modeline geçilmesi sonrasında 85 milyon Türk halkı çok zor bir süreç yaşadı dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in rasyonel bir ekonomik modele geçildiğini söylemesi sonrasında kamuoyu ile paylaşılan orta vadeli programdaki hedeflerin yakalanması için var gücümüzle çalışacağız ifadelerini kullanan Koordinatör Başkan Eski Nazi, 302.2 milyar dolar iddialı bir hedef olmakla birlikte Türk ihracatçısı bu hedeflere ulaşabilecek bilgi birikimi ve kabiliyete sahip. Üretimin devamı için uygun finansman modelleri hayata geçerse ihracat hedeflerimizi tutturabiliriz. İhracat hedeflerimizi tutturduğumuzda istihdam, büyüme, enflasyon, cari açık ve diğer hedeflerin tutmasını da kolaylaştırmış oluruz diye konuştu. Türkiye'nin 2023 yılı sonu için enflasyon hedefinin %4.9 olduğunu hatırlatan Eski Nazi, bugün açıklanan orta vadeli programda 2023 yılı sonu enflasyon hedefimiz %65. TÜİK'in açıkladığı TÜFE rakamlarının piyasadaki gerçekleşmelerin uzağında kaldığı konusunda ekonomistlerimizin görüş birliği söz konusu. Hedeflerin gerçekleşmediği orta vadeli programların sonuncusunu geride bıraktığımıza inanmak istiyoruz dedi. Evet değerli izleyenler, Eğitimsel Afyonkarahisar Şubesi tarafından basın açıklaması düzenlendi. Açıklamada konuşan Eğitimsel MYK üyesi Sinan Muşlu, 16 Eylül'de İzmir'de yapılacak olan Layık Eğitim, Layık Yaşam, Eşit Yurttaşlık mitingine çağrıda bulundu. İzmir'de bir bölge mitingi düzenleyeceğiz. Eğitimsel Afyonkarahisar Şube binasında basın açıklaması düzenlendi. Eğitimsel MYK üyemiz Sinan Muşlu aramızda. Basın açıklamasında konuşan Eğitimsel MYK üyesi ve Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Sinan Muşlu, 16 Eylül'de yapılacak İzmir Bölge Mitingi'ne çağrıda bulunarak, okulların açılması sebebiyle eğitim öğretim alanında yaşanan sorunlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Basın açıklamasına çok sayıda Eğitimsel üyesi de katılım sağladı. 16 Eylül'de İzmir'de 30'un üzerinde kurum kuruluşla ortak gerçekleştireceğimiz Layık Eğitim, Layık Yaşam, Eşit Yurttaşlık mitingi çalışmaları kapsamında Ege bölgesinde illerini geziyoruz. Hemen hemen tüm illerin tamamı gezilecek ve son hafta İzmir'de 16 Eylül mitingine yönelik çalışmalarımızı İzmir'de yoğunlaştıracağız. Böyle bir mitingi yapma ihtiyacı neden doğdu? Anayasamızda diyor ki demokratik, layık, sosyal bir hukuk devletidir Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ama bu anayasal ilkeye rağmen biz yurttaşlar olarak, eğitimciler olarak ve birçok kurum kuruluşla birlikte ikide bir layık eğitim, layık yaşam istiyoruz talebiyle alanlara çıkmak zorunda kalıyoruz. Bu hemen hemen hiçbir ülkede yaşanabilecek bir durum değil. Bunun anlamı şu, anayasal ilkelere bağlı kalmayan bir iktidar ve anayasal ilkelere, zorunluluklara bağlı kalmayan bir Milli Eğitim Teşkilatı, Milli Eğitim Bakanlığı'yla karşı karşıyayız. Laiklikle ilgili mücadelemiz bu mitingle sonuçlanacak bir çalışma değildir. Bu miting, laik eğitim, laik yaşam mücadelemizin bu dönem açısından bir başlangıç mitingidir. İlk talebimiz, en önemli talebimiz, evet layık eğitim, layık yaşam ve eşit yurttaşlık istiyoruz ama öncelikle ilk talebimiz şu ÇEDES protokolünün ve projesinin yürütmesinin durdurulmasıdır. Eğitim sen olarak buna dair davamızı açmışız. O dava şu anda bu süreç işliyor. Ama biz diyoruz ki Milli Eğitim Bakanlığı asli görevine geri dönsün. Başka kurum kuruluşlarla, TÜGVA'yla, İlim Yayma Cemiyeti'yle, Diyanet İşleri Başkanlıkları'yla protokol ve proje yapmayı artık durdursun. Bu protokol ve projeleri iptal etsin. Bu mitingin en önemli taleplerinden birisi ÇEDES projesinin rafa kaldırılmasıdır. Ama daha kapsamlı talebi layık eğitime aykırı uygulamalara son verilmesidir. Layık yaşam
çerçevesine müdahaleyi içeren uygulama ve kararlara son verilmesidir ve hiçbir yurttaşımızın inançlarından doğru ötekileştirilmemesidir. Her yurttaşımızın anayasal eşitlik çerçevesinde inançlarına özgürce yaşayabileceği ama inancından dolayı da ötekileştirilmeyeceği bir ilkenin hayata geçirilmesidir. Afyonkarahisar'ın en köklü firmalarından biri olan Turex Turunç Madencilik, Afyonkarahisar basınıyla bir araya gelerek gelecek planlarından bahsetti. Turex Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Münir Turunç, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Cavit Turunç ve Genel Müdür İsmail Aydemir, basın mensuplarını Afyonkarahisar'daki fabrikada ağırladı. Burada düzenlenen basın toplantısında güncel gelişmeler ve yakın zamanda Borsa İstanbul'da halka arz edilecek Turex Mermer'le ilgili bilgiler veren Osman Cavit Turunç, 41 yıllık bir geçmişe dayandıklarını anlattı. 1987 yılından beri Turex'in gerek bölgesel, gerek sektörel, gerekse Türkiye çapında her zaman ihracat rakamları içerisinde özellikle işlenmiş mermerde İlk 5 yarı içerisinde yer aldı. Osman Turunç, Turex Turunç Madenciliği'nin 30'dan fazla ülkeye ihracat yaptığını, 2022 yılında 63 milyon, 2023 yılının ilk 6 ayında ise 35.5 milyon dolar ciro yaptığını belirterek, halka arz noktasında SPK'dan son onayları beklediklerini ifade etti. İki firmamız birleştikten sonra, yani Marble Systems'ın ve Turex'in oluşturduğu toplam potansiyel 35.5 milyon dolar, ilk 6 ay içerisindeki. İkinci 6 aydaki bu şekilde devam ettiğimiz zaman geçen seneye göre %30-34 bir büyüme beklemiş oluyoruz. Tabii bunun sektör esasında ağır bir sektör biliyorsunuz. Bunun yatırımları 2 sene öncesinden, 1 sene öncesinden yapıldığı için bugün bu rakamları yakalayabiliyoruz özellikle. Çalışan sayımızı şu anda Amerika ve Türkiye ikisini beraber dersek 500'den fazla ama Türkiye'deki özellikle Afyon'da 380-385 civarındayız. Halka arzdan gelecek gelirin nasıl değerlendirileceğini de aktaran Osman Turunç, yenilebilir enerji vurgusu yaptı. Halka arzdan gelen geliri ne yapacağımızla ilgili de ben size bir bilgi vereyim. Hem Amerika'da hem Türkiye'de beraber %40 işletme sermayesi olarak kullanılacak. Geri kalan %30 kısımdan güneş enerjisi ve ambalaj tasarrufunu sağlayacak otomasyon içeren yatırımlarımız olacak fabrika ayağında. Ama yurt dışında özellikle daha fazla satış noktaları, yeni depolar, yeni showroomlar ve Amerika'daki yakalamış olduğumuz bin bayi ağına yakın pazarlama sistemimizi öncelikle Avrupa, Avustralya, Güney Afrika gibi bölgelere taşımak. Yönetim Kurulu Başkanı Münir Turunç ise amaçlarının katma değeri yüksek ürünleri son kullanıcıya ulaştırmak olduğunu aktardı. Hem Türkiye'de çalışanlara hem Afyon'da çalışanlara daha fazla fayda getirmesi açısından mermerin işlenmesi ve son ürün haline getirilip katma değerinin yüksek olması bizim zaten hep hedefimizdi. Ama aynı zamanda biz de tabii diğer firmalara da her zaman örnek olup bu konuda Türkiye olarak ilerlemeyi hedef ediyoruz. Turex Mermer Genel Müdürü İsmail Aydemir ise şirketin %25'inin halka arz edileceğini söyledi. Basın toplantısından sonra ise yetkililer Turex Mermer işletmelerinin tanıtımını yaptı. İşlenmiş mermer ürünlerini ve çalışmaları basın mensuplarına gösterdi. BİS kaynaklarından edinilen bilgilere göre ise toplam 58 milyon 976 bin 404 adet payın satışı düşünülen Halka Arz Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ liderlik edecek. Halka arzda satılacak payların 48 milyon 600 bin adedi sermaye artırımı, 10 milyon 376 bin 404 adedi ise ortak satış gerçekleşecek. Halka arz sonrası halka açıklık oranı %21.26 olması düşünülen şirket paylarında 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemleri planlanıyor. Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik, Antalya ve Afyonkarahisar'ı da kapsayan göller bölgesinin kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Evet.
Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik, yakın gelecekte suyun daha da değer kazanacağını ve su savaşlarının başlayacağını söyledi. Antalya'nın coğrafi konum olarak şanslı olduğunu belirten Çeltik, Antalya'nın çevre illerin su kaynakları dahi kullanmaya başladığını söyledi. Antalya'da vahşi sulama nedeniyle içilebilir suyun %90 oranında tarım sektöründe kullanıldığını belirten Çeltik, bu oranın dünyada %40 olduğunu ifade etti. Şu bir gerçek. Önümüzdeki dönemlerde su birçok şeyden çok daha kıymetli hale gelecek ve aslında yavaş yavaş gelmeye de devam ediyor. Aslında söylemek gerekirse bu coğrafya su açısından çok şanslı bir kent ve adeta ülkenin şımarık çocuğu gibi. Çünkü etrafımızda bulunan illerin suyunu bile Antalya olarak biz tüketiyoruz. Fakat burada şöyle ciddi bir problem var. Suyu yönetmeyle alakalı çok ciddi problemler var. Ve rakamlarla ifade etmek gerekirse eğer suyun %90'dan çok daha fazlasını tarım kullanıyor. Dünya standartlarında bu rakamlar yaklaşık %40'larda falan. Türkiye ortalamasında belki %50'lerde falan olabilir. Ama Antalya'nın özel durumundan dolayı tarım net olmayan rakamlarla birlikte suyun %90'dan çok daha fazlasını kullanıyor. Ve bu coğrafyada, bu topraklarda hala vahşi sulama yapılıyor. Yani kapalı devre sistemler neredeyse yarıyı bile zor geçmiş durumda. Yakın geleceğin en büyük sorunu susuzluk olarak görülüyor. Türkiye çölleşmeye doğru giderken Antalya ve Afyonkarahisar'ı da kapsayan göller bölgesinde su kaynaklarının %80'i kuruyor. Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik bizi bekleyen büyük tehlike hakkında uyardı. Başkan Çeltik, Antalya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya, Denizli'yi kapsayan göller bölgesini yakın gelecekte kurumuş göller bölgesi olarak anılabileceğini söyledi. Çeltik, hızlı nüfus artışının yeraltı göllerinin kurumasında büyük etken olduğunu belirtti. Baktığımız zaman da göller bölgesi de ifade ediyoruz. Artık neredeyse kurumuş göller bölgesi olarak bu bölgeyi ifade edebiliriz. Çünkü göllerin birçoğu son 50 yıl içerisinde kuruldu. Ve görünmez bir tehlike, yeraltı göllerimiz neredeyse yok olmak üzere birçoğu kurumuş durumda. Şunu da biliyoruz ki nüfus çok büyük oranda artıyor ve artmaya devam edecek. Ve şunu da biliyoruz ki sıcaklığa bağlı olarak buharlaşma da devam ediyor. Yani son 50 yılı değerlendiriyorsunuz. Önümüzdeki dönemde nüfusu değerlendiriyorsunuz. Sıcaklığı, buharlaşmayı değerlendiriyorsunuz. Tarımın ne kadar hunharca su kullandığını değerlendiriyorsunuz ve kaçınılmaz bir son susuzluk, kuraklık ve su krizleri bu bölgede olmaya devam edecek. Çeltik, Antalya'ya gelen bir turistin otele vardığı anda 700 litre, yiyecek ve içecek gibi günlük aktivitelerle beraber 10 bin litreye varan su ayak izi harcadığını söyledi. Ve turizmde de aslında birçok problem var. Bugün ortalama bir tane turistin günlük ortalama suyu neredeyse 700 litreyi geçiyor. Yani siz bir turist otele girdiği zaman günlük su tüketimi 700 litre. Bunu su ayak izi olarak baktığınız zaman yiyeceklerle birlikte bu 10 bin litreyi kadar geçiyor. Çeltik, olmazsa olmazımız suyun günümüzde 50 tonunu 5-10 TL'ye satıldığını, yakın gelecekte bu kadar suyun bu rakama alınmasının mümkün olmayacağını ifade etti. Çeltik, Türkiye'nin yeraltı sularını %60-%70 oranda kaybettiğini, binlerce yıldır kuraklık çekmeyen bölgelerde kuraklığın baş gösterdiğini ifade etti. Çeltik, mevcut gidişatla su konusunda 15 yıl içerisinde kırmızı alarma geçileceğini belirtti. Su çok önemlidir, olmazsa olmaz. Ama bugün 50 ton suyu neredeyse 5-10 liraya satın alabilirsiniz. Fakat bu önümüzdeki dönemlerde böyle olmayacağını, bu sistemin değişeceğini net olarak söyleyebiliriz. Göller açısından baktığımız zaman son 50 yılda yarısına fazlası kurumuş. Ve kalanların birçoğu da hacmini kaybetmiş. Böyle değerlendirdiğiniz zaman göller, göletler son 50 yıl içerisinde hacmini %80 kaybetmiş. Örneğin burada Antalya'nın su ihtiyacını sağlayan bir 40 göz kaynakları sistemi var. Ve yüzeye çıkan bu kaynak kuru dönemde hazminin %75'ini kaybetmiş. Yer yer baktığımız zaman özellikle ilçelerdeki yeraltı suların %60-%70 oranında yok olmuş. Yani baktığınız zaman çok büyük bir oran. Binlerce yıldır geliyorsunuz, problem yok. Son 50 yılda %80'ini yok etmişsiniz. Ne demek? Çok büyük rakam. Böyle giderse 15 yıl içerisinde neredeyse ciddi bir felakette karşı karşıya olduğumuzu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Çeltik, su krizine karşı getirilebilecek çözüm önerilerine değindi. Çok hızlı bir şekilde bu kapalı devre sulama sistemleri hızlı bir şekilde geçmelidir. Amaç tarım
ve buna bağlı olarak para kazanmaksa eğer, tabii ki katma değeri çok daha yüksek ürünler elde edersiniz. Yani suya çok daha az ihtiyaç duyup çok daha fazla katma değeri olan ürünler var. Aynı şekilde insanlar suya çok fazla daha ihtiyaç duyup çok az katma değeri olan ürünler var. Hızlı bir şekilde bu değiştirilmeli. Yeraltı sularımız hızlı bir şekilde kontrol altına alınmalıdır. Ve milyonlarca metreküp suyumuz karalardan denizlere boşalıyor. Ya bunlardan hemen bir tanesi Düden Şelalesi. Yağışlı dönemlerde saniyede 24 metreküp'e kadar akıyor bu su. Antalya'nın su ihtiyacı yaklaşık 6-7 metreküp. Yani Antalya'nın içme suyunun 3 katını biz sadece Düden'den denize boşaltıyoruz. Evet değerli izleyenler, programımıza Gazete 3'ün başlıklarıyla devam ediyoruz. İlk olarak manşete bakacağız. Manşet, Afyon'a değer katan bir yatırım başlığı var. Detayları da ekranlara taşıyoruz. Afyonkarahisar Belediyesi'nin Yonca Altı Çarşı ve Kapalı Otopark projesinde inşaat çalışmalarında sona gelindi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, bölge halkına ve Afyonkarahisar'a değer katan bir yatırım olduğunu söyledi. Yine bir diğer başlığımıza bakıyoruz. Üniversitelerin açılış hazırlıkları konuşuldu. Afyonkarahisar'da üniversitelerin açılış hazırlıkları gündemiyle toplantı gerçekleştirildi ve süreç konuşuldu. Bir diğer başlığımız belediyeden öğrencilere destek başlığı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte her yıl olduğu gibi bu yılda eğitim desteğini sürdürüyor. İlk etapta 3000 ihtiyaç sahibi öğrenciye kırtasiye malzemeleri ve çantalar verdi. Bir diğer başlığımız Taytak sözü aldı. İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk'ü ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, "Bizim sevdamız Afyonkarahisar'dır. Yerel seçim öncesi verdiğimiz sözlerimizi yerine getireceğiz. Genel müdürümüzden kalan projeler için sözümüzü aldık." dedi. Yine bir diğer başlığımız, yeni kaymakam ilk iş olarak şehit aileleriyle buluştu. Afyonkarahisar Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, "Devlet olarak her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını söyledi." Yine bir diğer başlığımız, eğitimin kalitesi artırılacak başlığı. Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı sene başı Müdürler Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Bir diğer başlığımıza bakıyoruz. Kuru incirde ihracat hedefi 300 milyon dolar. Cennet meyvesi kuru incirde yeni sezona başlama heyecanı yaşanıyor. Türkiye'nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru incirde 2023 rekoltesinin 2022 yılı seviyelerine olacağı öngörülüyor. Makam aracıyla kaza yaptı başlığına da bakıyoruz değerli izleyenler. Afyonkarahisar Kayağan Belediyesi Başkanı Ömer Şahin'in kullandığı makam aracının çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Son olarak bir diğer başlığımıza bakıyoruz. Politika faizindeki artış sürmeli. Kanal 3 ekranlarında Berna Uğurtürksoy'un moderatörlüğünde Profesör Doktor Erdal Demirhan'ın yorumlarıyla gerçekleşen ekonomik görünüm programı önemli konu başlıklarını gündeme getirmeye devam ediyor. 33'lük bir enflasyon tahmini söz konusu olduğu için politika faizi %30'lara taşımamız gerektiğini söyleyebiliriz, dedi Erhan Demirhan. Evet değerli izleyenler, Gazete 3'ün başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Afyonkarahisar'ın gündemini de ekranlarınıza taşıdık. Şimdi sırada dünya gündemi var. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna ziyareti kapsamında Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile başkent Kiev'de bir araya geldi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Farhan, Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi yollarını ele aldı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bin Farhan, resmi temasları kapsamında ülkeyi ziyaret eden Tunus Dışişleri Bakanı Ammar ile başkent Riyad'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerinin güçlendirilmesi yollarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ve bu minvalde harcanan çabalar ele alındı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmek yerine kendi ülkesine odaklanması tavsiyesinde bulundu.
Lübnan'daki Cumhurbaşkanı seçimi başta olmak üzere siyasi ve diğer sorunlarının çözüm adresinin yine Lübnan'ın kendisi olduğunu dile getiren Abdullah Yen, İran ve Suudi Arabistan'ın Lübnan'ın iç işlerine müdahale etme gibi bir niyeti söz konusu değildir. Müdahaleyi doğru bulmadığımız gibi durumun daha da geriye gitmesine yol açabilir ifadelerini kullandı. Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi katılımcıları, Özbekistan'da tarihi Buhara ve Semerkant şehirlerinin ardından başkent Taşkent'e ulaştı. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın kuruluşunun 30. yılı dolayısıyla Türk Soy ve Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği'nin işbirliğinde düzenlenen Tuna'dan Orhun'a İpek Yolu Rallisi katılımcıları Özbekistan'ın başkentinde Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ile Büyükelçilik mensuplarınca karşılandı. Suriye ordusu ve İran destekli gruplar, İdlib'in güneyindeki Belyun, Hızarin, Fattira, Kensafra, Keferavit, Suvihin ve İdlib'in kuzeyindeki Marat Nasan köylerine karadan karaya atış yapan silahlarla yoğun saldırı düzenledi. Burdur'da drift atarken bekçilere yakalanan otobüs sürücüsüne 20.352 TL para cezası uygulanarak ehliyetine 2 ay el konuldu. Drift atarken ekiplere yakalandı. 20.352 TL para cezasından kurtulamadı. Olay akşam saatlerinde Burdur Merkez Köprübaşı mevkiinde meydana geldi. Benzin istasyonundan yakıt alan otomobil istasyondan çıktığı esnada drift atarak bölgeden uzaklaştı. Olay esnasında bölgeden geçen karakol bekçilerinin ihbarı üzerine ekipleri peşine takan otomobil istasyon caddesi üzerinde motosikletli Yunus ekiplerince durduruldu. Yapılan incelemeler sonrasında otomobil sürücüsüne trafik ekipleri tarafından drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 20.352 TL para cezası uygulandı. Otomobil sürücüsü MA'nın ehliyetine ise 2 ay süreyle el konularak otomobili çekici yardımıyla otoparka çekildi. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araca motosikletiyle çarpan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Aman sen şey yaptın bana. Hafif ticari araca çarpan motosikletli genç hayatını kaybetti. Kaza dün akşam saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı Akan mahallesinde meydana geldi. Kent merkezine seyir halinde olan Süleyman Uğuz, motosikletiyle karşısına çıkan hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Uğuz, motosikletiyle birlikte yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi ağır yaralı Uğuz'la hafif yaralı diğer 3 kişiye yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olan Uğuz, ambulansla hastaneye götürüldüğü esnada fenalaşması üzerine sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Süleyman Oğuz'un cenazesi otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken araç geçişine kapanan yol ise trafiğe tekrardan açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aman sen şey yaptın bana. Uşak'ın Banaz ilçesinde yalnız yaşayan ve bir süredir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu. Bir
bir süredir haber alınamadı. Yaşlı adam evinde ölü bulundu. Uşak'ın Banaz ilçesi 31 Ağustos mahallesi Gül Sokak'ta yalnız yaşayan Nazif Bozkaya'dan bir süredir haber alamayan komşuları eve yaklaştıklarında içeriden kötü koku geldiğini fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine 112 acil sağlık ekipleri ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerce kapısı açılan evde 73 yaşındaki Nazif Bozkaya ölü olarak bulundu. Savcının incelemesinden sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Nazif Bozkaya'nın otopsisi yapıldıktan sonra toprağa verileceği öğrenildi. Evet değerli izleyenler, şimdi Aslı Çiçek'in hazırladığı Sokağın Sesi ekranlarınızda olacak. 2023 yılında Afyonkarahisar'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 255 binin üzerine çıktı. Buna bağlı olarak son yıllarda meydana gelen trafik kazaları da artış göstermeye başladı. Peki Afyonkarahisar halkı bu kazaları en aza indirgemek için hangi tedbirleri alıyor? Kazaları artış göstermeye başladı. Sizler trafiğe çıkarken hangi tedbirleri alıyorsunuz? Trafiğe çıkarken emniyet kemerini bağlayacaksın. Kurallara uyacaksın. Bunları önlenir. Ama yetersiz olursa, kurallar eksik olursa kazalar da çok olur. Herkesin bildiği gibi ilk önce emniyet kemerimizi bağlamak durumundayız. Ondan sonra arabayı uzun yola çıkacaksak mutlaka bir muayeneden geçirmemiz lazım. Ondan sonra yağına suyuna özellikle dikkat etmek lazım. Bir de trafik kurallarına uyacaksın. Başka seçenek yok. Ama şey var tabii, otomatikman bunu söylerken arabanın kendisinden kaynaklanan şeyler de var tabii ki. Sıkıntıları da var. O yüzde kaç oluşturur bilmem de. Yine neresinden baksan yüzde bir beşi oluşturursa arabanın kendisinden kaynaklanan sıkıntı. Bir teker fırlatması, ona benzer işte diyelim ki bir fren patlaması falan olan. Bunlar da arabanın kendi şeyinden kaynaklanan durumlar. O da artık şansımıza, fakat diğer %95 insanın kendi hatasıdır. Buna özellikle dikkat ettikten sonra büyük ihtimal herhalde trafik kazaları azalır. Niye olsun ki? Sebep ne yani? Herkes yolunda gittikten sonra, kurallara uyduktan sonra, emniyet kemerini taktıktan sonra niye olsun yani? %5'i bir kenara bırakırsak %95 trafik kazası niye olsun? Arabada tüpü bulundurursak, yangın tüpünü. Varsayalım ki %5'in içerisinde yangın da var. Bir yerde hafif bir tutuştu, motordan bir sıkıntı çıktı. Onun hemen anında müdahale edersek arabayı da kurtarmış oluruz. Yangın tüpünü de bulundurmazsak arabayı da keseden vermiş oluruz. Bunlara dikkat edersek ne karşıdaki insanın canı incir, ne de bizim arabadaki kendi çağımızın, çocuğumuzun, eşimizin veyahut da bizim canımıza zarar gelmez. Karşı tarafta mutlu etmiş oluruz, kendimiz de mutlu etmiş oluruz. Vallahi emniyet kemerini bağlıyoruz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Arabalarının bakımlarını düzgün yapmaları lazım. Oturduklarında kemerini bağlaması lazım. Bir de uykusuz çıkmaması lazım. Alkollü çıkmaması lazım. Yani bir sürü alınacak önlem var. Ve almaları lazım. Yani bir sürü insan ölüyor. Daha geçen gözümüzün önünde tırla otobüs çarpıştı Denizli'de. Denizli yolunda 9 kişi öldü. Niye? Bir tır şoförünün uykusuzluğundan. Yani onca uzun yola gidiyorlar. Bu kadar yorgunlukla ne şoför değişiyor, ne bir dinlenme var. Çünkü insanlarda ekonomik sorun var. Daha fazla kazanma, çünkü ihtiyaçlara yetmiyor. Ondan dolayı da gece gündüz yollarda. Ve bir sürü insana da sebep oluyor. Bir sürü insana. 9 kişinin ne günahı vardı? Yani bir gecede. Ertesi gün bir daha oldu. İki otobüs kafa kafaya çarpıştı.
Daha geçen gün işte haberlerde izlemişsinizdir. İşte bunlar hep tedbirsizlik. Arabanın bakımı, hele toplu taşımalarda hiç kimse ne yağına, suyuna, tekerine, hiçbir şeyine bakmıyor ki. Bir teker fırladı Adana'da, bir teker fırladı, o da geçen hafta oldu. Hani dediniz ya her gün oluyor diye, evet doğru. Bir teker fırlıyor ve bir kişiye mal oldu, bir kişiyi öldürdü. Kontrolünü yapsa, önlemlerini alsalar, kontrollerini yapsalar, öyle yola çıksalar aslında bunların hiçbirisi olmaz. Hiçbirisi olmaz. Ama hangimiz ediyoruz ki? Hiçbirimiz. Herkeste bir hayat gailesi var. Herkes bir yere koşuyor, bir yere yetişiyor. Hiç kimse birbirine saygısı yok trafikte. Kırmızı ışıkmış, bilmem neymiş, yok. Ki son zamanlarda polis çevirmelerinden kaçanlar da çok. Muayenesi yok, vizesi yok, bilmem nesi yok. Vallahi arabanın bakımlarına dikkat ediyorum. Emniyet kemerimi kullanıyorum. Gerekli şeyleri yapıyorum. Vatandaşlarımızın acele etmemesi lazım. Bu kazaların olma sebebinin nedeni acele etmemizden. 5 dakikalık, 10 dakikalık yere bir dakikada varmak için çok acele ediyor. O yüzden biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Ben 63 yaşındayım, tedbirler almam lazım. Bir de eski şoförüm ben. Emniyet kemerimi takarım. Lastiklerimi, önce lastiklerimi kontrol ederim. Var mıdır, havalarında bir sorun var mıdır? Ondan sonra biner binmez de emniyet kemerimi takarım, devam ederim. Şu anda herkes sinir stresli, biraz sakin olmalarını öneriyorum. Yani bilmiyorum, ekonomik durumdan dolayı galiba çok insanlar patlayacak bomba şeklinde. Yani sabırlı olması lazım. Bu kara günler geçecek yani. Yani sabır, en güzel şey sabır. Önemli kemer tabii ki. Önemli benim için trafik. Ama bazı insanlar trafik kullanma bilmiyor. O yüzden çok şeyler önemli. Bazı insanlar, ben burada değilim, ben Almanya'dan geldim. Açık finit. Bazı insanlar acaba ehliyet burada yok. Kusuna bakma ama benim için öyle. Arabayı sağın solu kontrol ediyorum. Işıklara dikkat ediyoruz. Emniyet kemerime dikkat ederim öncelikle. Ondan sonra hız suratına, limitine. Onlara dikkat ederim. Yayalara dikkat ederim. Yaya geçitlerinde çok dikkatli geçmeler lazım. Olur olduğun yerden geçmemeler lazım. Yani bunları şey diyorum. Yayalar istediği yerden geçmeye çalışıyor, olmuyor. Trafiğe de hak vermek lazım. Yani kurallara uyulması gerekiyor. Trafik kuralları neyse onlara uyarsak herhangi bir kaza bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Her ihtimale karşı tekbirli gitmek lazım. Tekbirli gitmediğiniz zaman işki olmayacak, uykusuz olmayacaksın. Bunlar olmadığı müddetçe hiçbir kazamız olmaz. Ama bunlara dikkat etmezseniz her an için, her dakika için olur. Gayet normal gitmemiz lazım. Öncelikle hız biraz daha arttı. Gençlerimiz biraz daha hızlı davranıyor artık. Yani adrenalin mi yaşamak istiyorlar bilmiyorum ama gerçekten ölüm şeyler çoğaldı. Ya öncelikle emniyet kemeri takmak lazım. Yavaş gitmek lazım. Yani dikkatli olmak lazım, mesafeyi korumak lazım. En kısa mesafesi yani bir 20 metre olması lazım. Yani yavaş gitmeleri lazım. En hıza gerek yok ya. Ölüme ne gerek yok? Hayat güzel, yaşamasını bilmene. Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan kamyonet devrilirken sürücü ise olay yerinden kaçtı. Aracını deviren kamyon sürücüsü olay yerinden kaçtı. Olayın adresi Bilecik. Bilecik kent merkezinden İstasyon Mahallesi istikametine seyir halindeki kamyonetin adı daha sonradan tespit edilen sürücüsü M.E. Akasya Altı mevkiinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Maden malzemesi yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Sürücüsü olay yerinden kaçarken kasasındaki malzeme yola saçıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücüyü kısa sürede tespit etti. Öte yandan yola saçılan malzemeler karayolları ekiplerince kepçe yardımıyla toplandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde yolun üst kısmındaki otellerde kalan turistlerin sahile gidebilmek için kullandıkları yaya geçidi ölümle yaşam arasındaki ince çizgiye döndü değerli izleyenler. Son yaşanan olayda yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve küçük kızı önce hızla geçen otomobilden sonra durduğu anda arkadan çarpan aracın sürüklediği cipten kurtuldular. Bölge esnafı yayalara yol vermeyen araçlara isyan etti. Yaya geçidinde yaya üstünlüğüne alışamayan sürücüler kazalara davetiye çıkarıyor. Antalya Manavgat'a tatil yapmaya gelen turistler, Side-Kumköy arasında bulunan yolun alt kısmındaki sahile gidebilmek için sık sık kazaların yaşandığı yaya geçidini kullanıyor. Bazı araç sürücüleri yolun karşısına geçmek isteyen yayalara yol vermediği için sık sık yaralamalı, ölümlü ve maddi hasarlı kazalar yaşanıyor. Birçok büyük kazanın yaşandığı yerde dün yaşanan olay turistlerin sahile inebilmek için göze aldıkları tehlikeyi en açık şekilde gözler önüne serdi. Otelden çıkan baba kız yolun karşısına geçmek için yaya geçidine geldiklerinde hızla gelen ve kendilerine yol vermeyen bir otomobili atlattıktan sonra bu kez yolda makas atarak gelen aşırı hızlı olduğu gözlenen araçtan son anda kurtuldular. Yaşanan kazalara şahit olan esnaflar bu duruma tepki gösterdi. Sahile giden iki yol burası. İki otel arası. Bunlar sahile işte. Kesinlikle yol vermiyor. Yoksa müşteri sürekli aralarından gidiyor. Müşteri 10 dakika, 15 dakika bekliyor. Veya çizgisi hiç yok. Ve o kadar çok uzun defalarca kaza oldu. Defalarca jandarma geldi ama herhangi bir uygulama yok. Kesinlikle bir ceza yok. Ve ben turistler şuraya varsa ölmedim diye dua ediyor. Yani böyle bir şey yok. Hiçbir yetkili yok. Ne belediyesi, ne makamı, hiç kimse şuraya ilgilenmiyor. Maalesef turist kendine dua etmeniz bu ülkeye şu şekilde. Yani gerçekten acı. Hakaretler ediliyor. Ve yayalara hakaretler ediliyor. Küfürler ediliyor. Bunu şoförler yapıyor. Özellikle takipçiler yol vermiyor. Çok büyük bir yer. Ve daha büyük kazalara ileride inşallah şey olmaz. Daha büyük kazalar olabilir. Antalya'da park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Alevler yanan otomobilin hemen yanında bulunan park halindeki otomobillere sıçramadan söndürüldü. Otomobil alev alev yandı. Yanındaki araçlar yanmaktan son anda kurtuldu. Yangının adresi Antalya. Manavgat ilçesi Kasaplar Mahallesi'nde kurulan pazara alışveriş yapmak için gelen vatandaşın park ettiği otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler alev alev yanan otomobile müdahalede bulunarak söndürülmesine rağmen araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın otomobilin yanında park halinde bulunan ve alevler sebebiyle sahiplerinin çıkaramadığı diğer otomobillere sıçramadan söndürüldü. Yangın anı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilirken zaman zaman patlamaların olduğu ve alevlerin yükseldiği gözlendi. Antalya'da cep telefonunu internet üzerinden satılığa çıkaran 21 yaşındaki genç, 33 bin liraya anlaştığı kişinin yanlışlıkla iki katı para gönderdiğini fark edince neye uğradığını şaşırdı. Telefonu satın alan kişinin EFT gönderimi sırasındaki dalgınlığından kaynaklanan olayda genç adam fazladan yatan parayı sahibine geri gönderdi. (Gülüyor)
Antalya'da yaşayan üniversite öğrencisi Mert Köktere telefonunu 33.500 liradan internette satılığa çıkardı. İlanı gören Ayla Köktere telefon satışı için bir araya geldi. Toplam 33 bin lira burada gönderildi. MA 33.500 lirayı tek seferde EFT yoluyla göndermek istedi ancak para EFT saati geçtiği için Köktere'nin hesabına geçmedi. Ardından MA parayı hızlı gönderimle parça parça halinde 33 bin lira gönderdi ancak ilk işlemi olan EFT talimatını iptal etmeyi unuttu. İkilinin telefon ticareti sonrası sabah uyandığında hesabında 33.500 lira fazladan tutar gören Köktere, MA'yı arayarak durumu anlattı. Ardından 33.500 TL'yi banka yoluyla geri gönderdi. Örnek bir davranış sergileyen Mert Köktere olayı şöyle anlattı. Para gelmişti, yani doğru tutarda para gelmiş 33 bin lira. Daha önce de bir deneme yapmıştı 33.500 liralık, hani göndermeyi denemiş tek seferde, olmamıştı. Normalde 33.500 lira ilk bir gönderdi. Hani baktı gelmedi. Daha sonra parça parça 33 bin lira şeklinde gönderdi. Daha önceki EFT işlemi yani başarısız olmuştu. Sıkıntı falan oldu. Bir pazarlık edeyim dedi. Tamam ben de çok önemli değil dedim. Hani 500 lira lafını etmedim açıkçası. 33 bin lira daha sonra anlaştık. Sıkıntı yok. Gayet güzel ayrıldık. O da memnun kaldı telefonundan. Sonra ertesi sabah bir uyandım. Bir baktım hesapta yani fazladan para gelmiş. Hesabıma baktığım zaman. Dedim hani nereden gelmiş olabilir? Neden olabilir? Gönderdiği EFT işlem saatleri dışında olduğundan dolayı sabah banka işlemleri açılınca tekrar gelmiş. Dolayısıyla para bana iki kere gelmiş gibi bir şey oldu yani. Müşteriye de sordum hani senden mi geldi falan diye. Onun da hiç haberi yokmuş. İşte sen deyince haberim oldu dedi. Daha sonra dekontunu falan hani gönderdim. IBAN'ına falan atayım dedim. Bana gönderilen IBAN'dan tekrar aynı şekilde 33.500 lira fazla gönderilen tutarı kuruşu kuruşuna aynı şekilde ona geri gönderdim. Bilecik'in kurtuluşunun 101. yılı etkinlikleri kapsamında şarkıcı Ceylan Ertem sahne alacak. Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında şarkıcı Ceylan Ertem müzikseverlerle buluştu. Bilecik Belediyesi tarafından 101. yıl Kurtuluş Festivali kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda organize edilen programda sahne alan Ceylan Ertem sevilen şarkılarını seslendirdi. Etkinlikte konuşan Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, kentin kurtuluş etkinlikleri kapsamında coşkulu bir kalabalığın bir araya geldiğini söyledi. Melek Mızrak Subaşı, Bilecik için anlamlı bir günü şarkıcı Ceylan Ertem'in sevilen şarkılarıyla taşlandırdıklarını ifade etti. Subaşı, şarkıcı Ertem'e Atatürk tablosu hediye etti. Konsere çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi. Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinden kalıcı listeye girmesine yönelik çalışmalar yürütülen Tarihi Eşrefoğlu Camisi'ni bir yılda 281 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi. Beyşehir'deki Eşrefoğlu Camisi görünüm ve ihtişamıyla dikkat çekiyor. Anadolu'daki ahşap direkli camilerin en büyüğü ve orijinali olarak belirtilen tarihi mekanda bir yıldan fazla bir süredir dijital olarak adım sayar ölçümü yapılıyor. Beyşehir Müftüsü Veysel Kükrek, bu projeye ilişkin olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Abdullah Karaman'la bir araya geldi. Müftü Kükrek caminin tarihçesini anlattı. 1299 tarihinde inşa edilmiş, Eşrefoğlu Beyliği zamanında inşa edilmiş bir camidir. Camimizin
birkaç bakımdan dünyada eşi benzeri olmayan özellikleri vardır. Gördüğünüz gibi bu taç kapı, mihrap, minber, kar kuyusu gibi özellikleri ilk günden beri korunmaktadır. Profesör Doktor Abdullah Karaman ise tarihi Eşrefoğlu Camisi'nin birçok yönüyle dünyada ilk ve özellikleri açısından da bir turistik arz kaynağı olarak karşılarına çıkmakta olduğunu belirtti. Burada ziyaretçilere sadece bir cami olarak değil, burada bir külliyenin olduğunu hatırlatmak isterim. Eşrefoğlu bölgesinde bulunan, caminin etrafında bulunan bedesteniyle, hamamıyla, medresesiyle ve butik alışveriş ve yöreye has mimari dokuya sahip binalarıyla günümüz turistlerinin ilgi odağı haline gelmiştir. Gördüğüm kadarıyla Sayın Müftümüz, Kaymakamlığımız, belediye, özellikle Büyükşehir ve alt belediyelerden Beyşehir Belediyesi'nin de etkin desteğiyle bölge yeni turizm arz kaynaklarıyla gelecek turistlerimize hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Bu haberle programımızı noktalıyoruz değerli izleyenler. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek mutlu kalın.